Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evde geçirdiğimiz şu günlerde dışarıda yediğimiz lezzetleri daha hijyenik, daha sağlıklı ve çok çok daha lezzetli bir şekilde yapacağımız efsane bir tarifle geldim. Evet, gördüğünüz gibi lahmacun yapacağız. 3 değişik pişirme şekli önerdim videoda. Yapım aşamalarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle karıştırma kabımıza 1 tatlı kaşığı instant kuru maya kullandım ve 1 tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Klasik 200 ml su bardağı 2 su bardağı ılık su kullanıyorum. Küçük serçe parmağımızla suyu kontrol ettiğimizde parmağımızı hafif yakması gerekiyor. Suyun sıcaklığı bu şekilde olmalı. Yine aynı 200 ml su bardağı ile unumu eklemeye başlıyorum. 1 su bardağı unu ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu damak zevkinize göre siz ayarlayabilirsiniz. Daha az veya daha çok. Ve aynı bardakla 2. bardak unumu ekliyorum. 3. bardak unumu ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde kıvam alana kadar yavaş yavaş unu ekleyelim. Birden boca etmeyelim. Ve 4. bardak unumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sonra elimle devam edeceğim yoğurmaya. Ve 5. bardak unumdan da azar azar eklemeye devam ediyorum. Kıvam alana kadar bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 4,5 su bardağından bir parmak fazla un kullandım. Ve hamurumun kıvamı orta sert oldu. Çok yumuşak bir hamur yoğurmuyoruz. Çıtır çıtır lahmacunlar yapabilmek için. Ve hamurumu mayalanması için kenara aldım. Bu sırada lahmacunun içini yalım. Ben de gördüğünüz gibi küçük yeşil biberler vardı. Küçük olduğu için 7-8 tane kullandım. Robottan şöyle bir geçirdim. Üzerine de 3 tane domatesi doğruyorum. Eğer kışlık domatesiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Böyle domates kullanmak yerine. Tercih size kalmış. Ve maydanozlarımı ekliyorum. Yine bu şekilde üzerine bayağı bir dolu bir şekilde biber salçası ekliyorum. 1 yemek kaşığı ama 2 yemek kaşığı eder o biber salçası. Ve 4 diş de sarımsak ekledim. Sarımsakların dişleri küçük olduğu için büyük kullanacaksanız 2 tane ekleseniz yeterli olur. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı da karabiber ekledim. Baharatlar tamamen sizin isteğinize kalmış. Damak zevkinize göre miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle bu malzemeleri de güzel bir şekilde robottan çektim. Ve kıymanız çok yağlı değilse yağ koymanızı tavsiye ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Ve içerisine 315 gram kıymayı ilave edip karıştırdım. Kıvamı koyu olduğu için yarım çay bardağı su ekledim ve sürülebilir kıvama gelmesi için şöyle güzelce kaşıkla karıştırıyorum. Şimdi burada şunu söylemem lazım. Bu iç biraz arttı benim yaptığım hamura göre. 250 gram kıyma kullanırsanız tam gelecektir. Artan içi ben ertesi gün gözleme yaparak kullandım. Ve soğanları ayrı bir tahtada doğradım. Robotun içinde çekmeyelim. Küçük küçük ayrı bir tahtada doğrayıp sonradan ekleyelim. Çünkü robotta bütün malzemelerle birlikte çektiğimizde soğan acı suyunu da salacağı için hafif bir acılık katacaktır. Ama benim için problem değil diyorsanız robottan da çekebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yine çok kuru ve koyu geldi kıvamı. Yarım çay bardağı daha su ekledim ve güzelce karıştırdım. Kenarda bütün baharatlarını çekene kadar, güzelce dinlenecek hamurum olana kadar lezzetler birbirine geçişecek. Efsane güzel kokuyordu bu haliyle bile. Çok güzel bir iç tarifi. Hamurumu
Hamurum neredeyse iki katına kadar güzelce kabarmış, streçten kurtarıyorum ve böyle havasını alıyorum gördüğünüz gibi. Sonra küçük bezelere ayıracağım. Tezgaha biraz un serpiyorum, hamuru aktarıyorum. Toplamda ben 18 tane beze yapmaya çalıştım aynı büyüklükte. Daha küçük yaparsanız eğer, burada bir fikir olsun diye size söyleyeyim. Daha küçük bezeler alıp küçük fındık lahmacunlar yapabilirsiniz. Ama ben normal yapacağım. O yüzden gördüğünüz büyüklükte yaptım. 18 tane oldu. Bu şekilde bezelerimi yapıyorum, kenara alıyorum ve üzerini bir bezle örtüyorum kurumasınlar diye. Hamuru açarken de kullandığım unu tam buğday un kullandım. Yani gerçekte hani dışarıda yediğimiz lahmacunları aldığımızda altında hafif böyle güzel kepekli bir un kalır ya. O görünümü elde edebilmek için tam buğday unu kullandım ve ilk iki tanesini çok ince açtım. Çok kıtır kıtır sevdiğim için ben. Sonralarını biraz daha evdekiler öyle sevmiyor diye biraz daha büyüklüğünü orta tuttum. Şimdi göreceksiniz. İsterseniz merdane ile, isterseniz oklavayla açın. Eliniz hangisine yatkınsa diyeyim. Hangisiyle yapabiliyorsanız. Çok böyle simetrik yuvarlak olacak diye de bir şart da yok. İsterseniz böyle uzun bir şekilde açabilirsiniz. Ama ben böyle gelişigüzel yuvarlak bir şekilde açtım. Bir tanesini uzun uzun göstermeye çalıştım da tabii ki tripodda görünebildiği kadar görünmüş. Eğer çok çıtır çıtır sevmiyorsanız biraz daha kalın tutabilirsiniz. Ben çok ince açtım bu iki tanesini. Sonrasını biraz daha bundan küçük açarak daha kalın tuttum hamurunu. Ve bir kaşıkla böyle güzelce içten yayıyorum. Kenarlarına gelene kadar böyle güzel bir şekilde. Çok kenarlara getirdiğiniz zaman alırken dökebilirsiniz. Aşırı çok kenarlara getirmeyin isterseniz. Böyle hafif gelene kadar yapmak daha iyi. Şimdi burada fırın tepsisine koydum bu yaptığımı. Bu birinci pişirme şeklimiz ve ikinci pişirme şekli olarak size tost makinesini göstereceğim. Bizim evdeki tost makinamız ikinci sekmenine takılabiliyor. Yani şu an gördüğünüz gibi olabiliyor. İkinciye taktığımız zaman üst kısmını arasında yani lahmacun pişirebiliyoruz. Lahmacunun üstüne yapışmıyor. Eğer tost makinenizde böyle bir özellik yoksa iki tane tatlı kaşığını gösterdiğim gibi birin ters yönlerde korsanız iki ucuna kapattığınız zaman yine lahmacuna değmeyecektir. Bu şekilde tost makinenizde pişirebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Güzel pişiriyor. Eğer tost makinenizin ısıtma özelliği iyiyse mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ikinci lahmacunumu da böyle güzelce serdim. Gördüğünüz gibi ikinciye taktım. Onu fişine taktım. Bu tepside yaptığım lahmacundu. Bir de tavanın içine koyabilirsiniz. Böyle cam kapaklı bir tencereniz, tavanız varsa onun içinde de en büyük ocakta, en kısık ateşte kapağını hiç açmadan güzelce pişirebilirsiniz. Üst kısmı da gayet güzel pişiyor. Ben size göstereceğim şimdi videoda olduğu gibi. Bu tost makinesinin içinde pişirdiğim lahmacun. Onunla göstermeye çalışıyorum şimdi size. Üstü de altı da gayet güzel pişti. Nar gibi oldu. Yani 3 yerden aynı anda pişirip kısa sürede bir sürü lahmacunu pişirmiş olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da tost makinesinde pişen lahmacunumdu. Bu da tavanın içinde pişen lahmacun. Kıyması pişmez diye düşünmeyin sakın. Gayet güzel pişiyor. Altını da gördünüz. Ve lahmacunlarımın hepsini güzelce pişirdim. Gördüğünüz gibi
efsane lezzetli olmuştu. Mutlaka tarifi denemenizi tavsiye ederim. Tarifin malzemelerini açıklamalar kısmına yazacağım. Yanında bol yeşillik, sumaklı soğan, turşu, limon, bol köpüklü ayranla afiyetle tüketebilirsiniz sevdiklerinizle beraber. İnşallah beğenirsiniz videomu. Tarifi denerseniz mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Diğer insanların da görebilmesi için. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok çok önemli. Daha fazla insana ulaşabilmem için bunlar gerekiyor. Ve yeni videolar yüklediğimde anında haberdar olabilmeniz için de abone olduktan sonra kenarda çıkan zil işaretini tıklayıp açmayı unutmayın lütfen. Videomu tüm sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bana destek de olabilirsiniz. Takipte kalın, afiyette kalın, sağlıkla kalın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere.